kendileri ürünleri ortadan kaldırma imkanına sahip olabiliyorlar. Kesin niyetli kişilerce adli ve idari yargıda açılan davalarda, yani aynı konuda verilen dilekçeler tek bir sistemde görülerek kötü niyetli kişilerin bunu istismar etmesi... Yargı hepimiz için son derece önemli. Adalet herkesin arzu ettiği, ayakta tutmaya çalıştığı en önemli değerlerden bir tanesi. Türkiye'nin güçlü olması her alanda adaletin zamanında tecellisiyle de doğrudan ilgilidir. Ekonomi olsun, siyaset olsun, hayatın hangi alanına bakarsak bakalım orada eğer adalet varsa düzen vardır, huzur vardır, barış vardır. Adalet olmadığı zaman siyasi istikrar da olmaz, güçlü iktidar da olmaz, iyi yönetim de olmaz, güven de olmaz. Bütün bunları ayakta tutan da adalettir. O nedenle adaletin terazisinin doğru tartması, adaletin kılıcının doğru ve zamanında kesmesi son derece önemlidir. Eğer adaletin terazisi doğru tartar, adalet zamanında tecelli eder ve adaletin kılıcı doğru keserse o zaman insanların hak arama yoluna girdiği zaman da hakkına kavuşma noktasındaki inancı kuvvetlenmiş olur. O nedenle bütün ülkeler, demokratik hukuk devletleri yargının bağımsız ve tarafsız olmasını en önemli esas olarak görmüşlerdir. Yargı bağımsız olursa, tarafsız olursa başı derde giren herhangi bir insanla veya herhangi bir şirketle veya devletle ihtilafı olanın rahat edeceği, ben hakkımı mutlaka alırım diyebileceği bir yere başvurması lazım. İşte o yer yargıdır. Yargının bu anlamda vazifesini layıkıyla yapması da tarafsızlık ve bağımsızlıkla doğrudan alakalıdır. O yüzden anayasamız yargının bağımsızlığına büyük önem vermiştir. Anayasanın 138. maddesi çok açıktır. Yargı görevi yapanlar, yani hakimler, görevlerini yaparken anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle kararlar vereceklerini hüküm altına almaktadır. Kamuoyunda çok tartışma yapılmakta, vicdan bağımsızlığı üzerinde durulmaktadır. Hani bir mesele oluyor, sizin huzurunuza geliyor, sizden karar isteniyor. Karar vericiler benim vicdani kanaatim bu deyip karar verdiği zaman hata etme riski çok yüksektir. Onun için anayasa vicdanı başıboş bırakmamış. Vicdanı önce anayasaya, sonra kanuna ve sonra hukuka bağlamış. Ve vicdan önüne gelen meseleyle ilgili bir kanaat oluştururken bunlara bağlı hareket edecek ve bunların öngördüğü usullere, bunların öngördüğü kurallara riayet ederek bir sonuca varacaktır. Eğer yargıda görev yapanlar anayasa, yasa ve hukuka bağlı bir vicdanla hareket etmez, sadece kendi vicdani kanaatiyle kararlar oluşturursa orada yargının bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Çünkü anayasa, yasa ve hukukla bağlı olmayan vicdan ya sevgiye ya saygıya, ya kine ya nefrete, ya dine ya siyasete, ya ideolojiye ya da esen rüzgarlara bağlıdır. Böylesi bir vicdandan da adalet beklemek mümkün değildir. O nedenle kanaatlerimizi mutlaka vicdanımızla oluşturacağız. Ama vicdanımızı anayasa, yasa ve hukukla bağlı kılarak hareket etmemiz gerekir ve yargının da buna en fazla riayet etmesi gereken konu olarak bakması gerekiyor ve bugün yargıçlarımız, savcılarımız görevlerini yaparken bu temel ilkeyi ne yapıyorlar? Hareket noktası olarak kabul ediyorlar. Ama zaman zaman tartışmalar yok mu? Var. İşte o tartışmaların olduğu yerde bence anayasanın 138. maddesi ne bağlılıkla hareketin zayıf olduğu veya hareket edilemediği noktalarda tartışmanın daha da büyüdüğünü hep beraber görüyoruz. Yargıya güven ve yargıdan memnuniyet hepimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi. Yargıdan memnuniyet esasında yargıya işi düşenlerin yargıdan aldıkları sonuçlar nedeniyle sahip olduğu kanaati göstermektedir. Yargıya güven ise yargıya işi düşsün düşmesin bütün vatandaşlarımızın yargı hakkındaki genel kanaatini yansıtmaktadır. Yargıdan memnuniyeti %100'e çıkarma imkanı işin doğası gereği yoktur. Neden? Çünkü yargıya işi düşen herkes ya davacı sıfatıyla oradadır ya davalı sıfatıyla oradadır.
Ama yargıya güven konusu ise yargıya işi düşen kişinin yargıya işi düştüğü zaman mutlaka hakkın yerini bulacağına, adaletin tecelli edeceğine olan genel inancı ifade etmektedir. Şu anda Türkiye'de bu genel inanç noktasında maalesef arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bu genel inancı güçlendirmek hükümetimizin en önemli politikalarından biridir. Yeni bir adımı fiilen hayata geçireceğiz. Esasında attık. Nedir o? 2004 yılında istinaf yargı yolunun yasal altyapısını Türkiye olarak oluşturduk. Ancak 2004 yılından bugüne geçen 12 yıllık zaman içerisinde fiilen istinaf yargılamasını hayata geçiremedik. 20 Temmuz 2016 itibariyle istinaf yargılamasını fiilen hayata geçiren tarihi adımı atıyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu birden fazla asliye hukuk, asliye ceza ve ağır ceza mahkemesinin olduğu yerlerde hangi mahkemelerin hangi tür davalara bakacaklarını belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Bundan sonraki süreçlerde çalışmalarını tamamladıkça mahkemeleri belirleyen kararlar alacak ve bunu kamuoyuna ilan edecek. Dolayısıyla piyangodan çıkar gibi mahkeme çıkmayacak. Herkes hangi mahkemeye gideceğini daha önceden net bir şekilde bilme imkanına sahip olacaktır. Bu da son derece önemli. Adli Tıp Kurumu'nu da bu çerçevede yeniden yapılandıracağız. Noterler ve iş dünyası arasında çok sağlıklı ilişkiler var ve noterlerin daha etkin hale getirilmesi önümüzdeki dönemde planlarımız arasında yer almaktadır. Noterleri alternatif bir takım konularda yetkilendirmek ve pek çok konuda noterleri daha işlevsel hale getirmek üzere büyük bir çalışma yürütülüyor. Adli veri bankası dediğimiz şey esasında adli yargının Google'u olacaktır. Kafanızda hangi soru varsa onu sorup cevabını doğru bir şekilde bulabileceğiniz bir sistem kuruyoruz.